bugün sizlere Türkçe dersinde vermiş olduğum modeli birlikte yapılmasını sağlayacağız. Bunun için ilk önce metnimizi okuyarak başlıyoruz. Metnimiz denizin dengesi. Bir zamanlar masmavi, tertemiz bir denizdi. İçinde bir sürü canlı yaşıyordu. Rengarenk, çeşit çeşit balıklar, ahtapotlar, mercanlar vardı. İnsanlar her gün gelip balık tutuyorlardı. Yaz mevsiminde çocuklar tertemiz sularında oynuyorlardı. Artık eskisi gibi değilim. Yavaş yavaş kirlettiler beni. Hemen yanı başına fabrika kurdular. Fabrikanın atıklarını bana bıraktılar. Balıkçı tekniğinde sıvı akıtır oldu. Bu sıvı siyah, yapışkan bir sıvıydı. Bu siyah sıvı zamanla benim rengimi bozdu. Üzerimde çöpler yüzmeye başladı. Balıkların bir bir ölüyor. İstiridyelerim kapanıyor ve bir daha açılmıyordu. Artık çok karışık ve dalgalıydım. Çünkü insanlara çok kızdım. Oysa eskiden ne güzel günler geçiyordu. Benden iyi bir şekilde yararlanmaları beni mutlu ediyordu. Şimdi ne balıkçılar var ne de çocuklar. Tükendiğimi hissediyorum. İşe yaramıyor olmak canımı sıkıyor. Dengem bozuldu. İnsanlar bana ve doğaya zarar verdiklerinin farkındalar mı acaba? Keşke sorumlularını yerine getirselerdi. Umarım hataları en kısa zamanda telafi ederler. Belki yine masmavi, tertemiz, durgun haline geri dönerim. Çocuklar eskisi gibi kıyılarında güler, eğlenirler. Sularımda yüzerler. O günlerimi çok özlüyorum. Bu durumun bir an evvel düzelmesini umut ediyorum. Şimdi parçamızla ilgili sorulara geçiyoruz. İlk sorumuz aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Denizde yaşayan canlılar nelerdir? Parçamıza geçiyorduk. Ahtapotlar vardı, balıklar vardı, mercanlar vardı. Eminim ki zaten siz de bunu bildiniz. Diğer sorumuza geçelim. Çocuklar ne zaman denizde oynuyorlarmış? Çocuklar yaz mevsiminde denizde oynuyorlarmış. Deniz nasıl kirlenmiş? Deniz fabrikanın atıklarını denize bırakmışlar. Balıkçı tekneleriyle sıvılar akmış, insanlardan çöp atmış. Diğer sorumuza geçtik. Cümlelerde boş bırakılan yerleri metinden yararlanarak dolduralım. İçimde bir sürü ne yaşıyordu? Mercanlar yaşıyordu ya da mercanlar da bir canlı olduğu için canlı yaşıyordu. İkisini de yazabilirsiniz. Peki her gün gelip balık tutuyorlardı. Kimler balık tutuyordu? İnsanlar. Umarım en kısa zamanda telafi ederler. Neyi telafi ederler? Hatalarını telafi ederler. Evet, en sevdiğimiz etkinliğe geçtik. Metne göre doğru olan ifadelere de yanlış olan ifadelere Y yazalım. İnsanlar denizin yanı başına fabrika kurmuşlar. Doğru muydu? Yanlış mıydı? Doğruydu. Deniz insanlara çok kızgınmış. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. İnsanlar sorumluluklarını yerine getiriyorlarmış. Getirmiyorlar mıydı? Getirmiyorlar mıydı? Getirmiyorlardı. Yanlış. Evet. Küçük bir testimiz var. Bunu da tamamlayalım. Dersimizi bitirelim. Çoktan seçmeli soruları metne göre cevaplayalım. Hangisi denizi kirletenlerden biri değildir? Fabrikanın atıkları, denizdeki canlılar, balıkçı teknelerin akan sıvılar. Tabii ki denizdeki canlılar da. Diğer sorumuza geçelim. Metnin konusu nedir? Deniz kirliliği, denizin güzelliği, doğa sevgisi. Deniz kirliliği, evet.